Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda LG'nin 2017'deki amiral gemisi LG G6'yı inceliyoruz. Telefonun bizlere tedariğini sağlayan İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi sunalım ve videomuza devam edelim. Samsung'un S8 ile birlikte geçiş yaptığı dev ve neredeyse çerçevesi ekran furyasına LG G6'da geçiş yaptı. G5'te gördüğünüz modüler tasarımdan da hızlıca uzaklaştıklarını görüyoruz G6 ile birlikte. Bu arada Facebook sayfamız bir sebepten dolayı kapatıldı. Biz de onu çözmeye şu an çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyor. Bu süre zarfında şurada duran bağlantıdayız. Orada bizi görebilirsiniz, takip etmeye devam edebilirsiniz diyelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu telefona bir sağlamlık testi yapacağız tabii ki de. Çok merak ediyorum G5'ten ne kadar ileriye gitmişler. Yorumlarda mutlaka ne istiyorsanız belirtin. Şimdi gelin telefonumuzun kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğimizden hızlı şarj destekli bir adaptör çıkıyor. Bir adet USB çıkıyor arkadaşlar. USB kablosu hem veri aktarımı hem de şarj edebilmek için. Bir adet kulaklık geliyor. Kulaklığımızın maalesef yedek uçları gelmiyor arkadaşlar. Bir adet de SIM kart ve SD kart yuvasını açabilmemiz için iğne var kutu içeriğimizde. Şimdi dilerseniz G6'nın tasarımıyla devam edelim. 5.7 inçlik 1440x2880'lik 18:9:1 ekranı bulunan G6, ekran tarafını Gorilla Glass 3 ile koruyor. Arka tarafın ön tarafa göre biraz daha fazla parmak izi tuttuğunu belirtelim. %80'lik bir ekran gövde oranımız var. Bu oran S8'in biraz gerisinde ancak yine de oldukça iyi bir oran. Görüntü olarak telefonumuz S8'den daha kaba durmasına rağmen en ince noktası S8'e göre daha ince, yani 7.9 mm. Telefonumuzun sağında solunda neler var bunlardan da bahsetmek istiyorum size. Üst tarafta kulaklığımızı takabileceğiniz bir kulaklık girişi yer alıyor. Onun hemen yanında mikrofonumuz var. Alt tarafa baktığımız zaman mono hoparlörümüz, onun yanında USB Type-C girişimiz ve mikrofonumuz bulunuyor. Telefonumuzun sağ tarafına baktığımız zaman micro SD ve SIM kart yuvalarını görüyoruz. Sol tarafta sadece ses açma ve kısma düğmelerimiz yer alıyor. Arka tarafına baktığımız zaman G6'nın en önemli noktalarından birisi shift kamera ve bu shift kameranın ortasında LED flash ve bunların da altında hem güç düğmesi görevini gören hem de parmak izi okuyucusu olan bir düğme yer alıyor. Ön tarafa baktığımız zaman dev ekranımız bizleri karşılıyor. Alt tarafta LG logomuz, üst tarafta da ön kameramız ve sensörler var. Siyah ve platin olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefonumuzun inceliği 7.9 mm, uzunluğu 14.8 cm, genişliği de 7.1 cm. Toplamda 163 gramlık bir ağırlığı bulunan G6, kutu içerisinden Android 7 ile birlikte geliyor. Dahili depolamamız 32 GB, yurt dışında 64'lük modelleri var ancak ülkemizde satılacak olanlar şimdilik 32 GB. Tabi dilersek 2 TB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz. Dilersek değil de paramız yeterse diyelim ya da bulabilirsek diyelim 2 TB'lık bir SD kart takarız. IP68 sertifikası artık amiral gemilerinin vazgeçilmezi oldu. LG de bu telefona koymayı ihmal etmemiş. 1.5 metre suyun altında 30 dakika boyunca çalışabiliyor. Şimdi G6'nın bence ilginç yönlerinden birisi olan kamerasına değinelim. Tıpkı G5'te olduğu gibi çift kameramız var arka tarafta. Ancak bu iPhone'lardaki gibi nesnenin arkasını bulanıklaştırmak için değil de geniş açılı ikinci bir kamera olarak kullanılabiliyor. G5'te 16 megapiksellik ana kameramız varken 8 megapiksellik geniş açılı ikinci bir kameramız vardı. G6'da ana kameramız 13 megapiksele düşmüş ancak geniş açılı kameramızda 13 megapiksele yükselmiş. Yani ikisi birbirine eşitlemiş. Normal kameramız f1.8 değerindeyken geniş açılı kameramız f2.4 değerinde ve 125 derecelik bir görüş açısı sunuyor. Gezi, tatil, mekan fotoğrafları için oldukça kullanışlı olduğunu söyleyelim geniş açılı kameranın. Ayrıca suya sokulabildiğini de düşünürsek G6'yı yanımıza taşıyabileceğiniz bir aksiyon kamerası olarak bile düşünebiliriz. Video çözünürlüğümüz 4K diyelim ve biraz da ön kamerasından bahsedelim. Ön kamerası maalesef ki arka kamera kadar bizleri tatmin etmiyor. Özellikle düşük ışık performansını gerçekten çok beğenmedik. Ön kameramız düşük ışıkta biraz problemli olabilir ancak gündüz dışarıda selfie çektiğimiz zaman oldukça tatminkar sonuçlar alabiliyoruz. 100 derecelik geniş bir görüş açısı var. 3-5 arkadaş yan yana gelip rahatlıkla selfie çekilebilirsiniz. Ön kameramızın da 1080p video çektiğini söyleyelim. Evet millet, şu anda sesimi LG G6'nın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Dış ortamda sesleri bu şekilde kaydediyor. Ve şimdi eleştirilere maruz kalan teknik özelliklere değinelim. İşlemci bazında herkes G6'dan Snapdragon 835 beklerken 2016'nın işlemcisi 821'i görüyoruz G6'da. Tabii ki de bizleri üzmeyecek ve performans açısından da oldukça güçlü bir işlemci. 4 GB RAM ile birlikte gelen telefonumuz Adreno 530 grafik işleme birimini kullanıyor. Teknik özellikler G5'in üzerine çok fazla bir şey katmamış olsa bile günlük bir kullanıcı olarak tüm işlemlerimizi bu telefonla oldukça rahat halledebiliriz. Tabii buradaki en önemli kriter fiyatımız olmalı. O konuya da zaten birazdan değineceğiz. Şimdi bu telefonla gelin hem bir oyun oynayalım hem de ne kadar ısınıyor ve şarjı nasıl gidiyor bu oyun sürecinde bunu izleyelim.
Oyun testimizden sonra telefonumuzun biraz da pilinden bahsetmek isterim. 3300 mAh'lik Quick Charge 3.0 destekli bataryamız maalesef bir günden fazlasını vaat edemiyor. Ortalama 1 saat 35 dakikada tam şarja ulaşan telefonumuz kablosuz şarjı destekliyor. Tabii Amerika'da yaşıyorsanız. Çünkü bu özellik şu an için sadece o bölgeye özel. Bazen akşam oluyor böyle tam yatıyorum falan aklıma geliyor. Neden acaba sadece Amerika'da var böyle önemli bir özellik? Neyse deyip yatıp uyuyorum. Artık G6 ile ilgili son sözlerimize gelelim. LG G6 ülkemizde 3700 TL seviyesinde satılacak. Tamam kabul edelim, ekranımız çok güzel, kameramız da çok güzel. Ancak G5'in üzerine çok fazla bir şey vaat etmiyor ve bu telefon 3700 TL iken şu an LG G5 1900 TL. Bir de şunu düşünmek lazım. LG'yi ilk alıyorsunuz tamam şu an 3700 TL ama birkaç ay sonra fiyatı gitgide aşağıya düşüyor. Ve bir de şu var, LG'nin bildiğiniz gibi kronik sorunları. G2'den sonra bir türlü toparlayamadı. Çok fazla kullanıcı şikayeti geliyordu. O yüzden almayı düşünüyorsanız bence biraz bekleyin. Hem fiyatı düşer hem de kronik bir sorunu varsa bu ortaya çıkmış olur. Bu konuyu ankete taşıdık. Sizin cevabınız ne? Çok merak ediyorum. Oraya cevaplarınızı yollayın. Yorumlarda da hep beraber şunu tartışalım arkadaşlar. LG bu sene sizin kafanızdaki amiral gemisini karşıladı mı? LG G6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu hep beraber yorumlarda konuşalım. Videomuzun sonuna gelmiş olduk böylece. Şu aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.